Ben Semih ve bugün sizlerle birlikte çok özel bir site tanıtacağız. Ben bu siteyi yaklaşık 3 yıl önce tanıtmıştım yanlış hatırlamıyorsam eski bilgisayarımda. Bu site bilgisayarınızın hangi oyunlarını kaldıracağını gösteren çok güzel, nacizane bir sitedir. Daha çok uzun zaman önce, yani 3 yıl kadar önce falan tanıtmıştım. Ve şu günlerde fark ettim ki o videoya nedense birdenbire sizlerden yorumlar falan gelmeye başladı. Yani bilgisayar sisteminizi falan yazıp oyun önerisi isteyenler oldu, nasıl kullanıldığını anlamayıp soranlar oldu falan. Ve ben de yani 3 yıl önceki ses kalitesi ve görüntü kalitesiyle çektiğim videoyu şimdi daha iyi bir şekilde çekmem gerektiğini düşündüm. O yüzden bugün sizlere gösteriyorum nasıl kullanılacağını. Şu an laptopumdan giriyorum siteye. O yüzden sistem özelliklerim sizi çok şey yapmasın. Çok düşük gelebilir size sistem özelliklerim. Çünkü laptopumdan giriyorum. Normal masaüstü bilgisayarımdan değil. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bu sistemrecordsmanlab.com veya can you run it yazarak da CRI can you run it yazarak da yani Google'dan. Bakın burada da gönderme yapmışım farkında olmadan. Google'a Can You Run It yazarak da bu siteyi bulabilirsiniz. Ben zaten linkini açıklama kısmına koyacağım. Buraya bu site geldikten sonra, bu sayfa geldikten sonra buraya geliyorsunuz, şuraya tıklıyorsunuz ve hangi oyunu bilgisayarınızın kaldırıp kaldırmayacağına bakabiliyorsunuz. Yani bir oyun ismi giriyorsunuz ve bu arkadaş size bilgisayarınızın bu oyunu kaldıracağını veya kaldırmayacağını söylüyor. Kaldıracaksa işte neleri güncellemeniz gerekiyor veya işte neler tam uyuyor, minimum düzey mi uyuyor yoksa önerilen düzey mi uyuyor o oyunu kaldırmak için falan filan. Bu tarz şeyler. Şimdi mesela en basit oyunlardan birisi Minecraft yazalım abi. Minecraft searching yapıyor. Sonra Minecraft çıkıyor. Minecraft realism. Yok, realism değil. Realism için ayrı bir şey mi? Neyse. Seçiyoruz. Seçtikten sonra Can You Run It diyoruz. Siz ilk defa yaptığınız zaman sizden şey isteyecek. Java tarafından izin isteyecek. Java'ya işte etkinleştirmeniz falan gerekiyor. Bu sayfayı etkinleştirsin mi gibisinden bir şey soracaktır browser'ınız. Ardından Java karşınıza çıkıp bu bilgisayarın özelliklerini almak için, yani sistem özelliklerini almak için sizden bir onay isteyecektir. Ona da run diye tıklarsanız şey olacaktır. Gerçekten Minecraft gibi sikik bir oyunun da hani ne bileyim hani şu düzeyde çıkması da neyse bir şey demiyorum. Buradan geliyorsunuz işte sizin hani sistem özelliklerinizi falan filan gösteriyor veya karşılaştırdığınız oyunun hangi sistem özelliklerine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ayrıca işte zaten yeşil tiklerden anlarsınız. Mesela bu mavi iyi işareti hani bilinmiyor demek, hani o bir karşı taraf bilgi vermemiş. Yani bu şey third person ne demek lan? Neyse işte burada işte ne kadar şey gerekiyor, yer gerekiyor, cart curt gerekiyor, hangi sürüm gerekiyor falan filan. Hangileri işte yeşil tikse onlar mesela hiç sorun etmeden şey yapıyor, karşılıyor falan demek. Yani recommended'da minimum da recommended'da da açılabilen bu. Minecraft zaten karşılaştırdığım oyun, yani şey etmeye gerek yok. Neyse bu kadar basit bir sistemdir arkadaşlar. Sadece bir şeye giriyorsunuz. Eğer benim kırmızı şey çıkıyorsa mesela recommended'da kırmızı çarpı mı çıkıyordu? Yan çizgi çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Demek ki mesela yani düşük ayarlarda oynamanız gerekiyor oyunu. Veya ikisinde de mesela minimumda da kırmızı yan çizgi çıkıyorsa demek ki oyunu açmamanız gerekiyor direkt. Bilgisayarınızı öldürmek istiyorsanız o ayrı açabilirsiniz. Neyse bunu gösteriyor. Onun dışında ne bileyim recommended mesela yeşil olabilir ama diyelim işte şeye kırmızı der. Neye kırmızı der? Ekran kartına falan mesela kırmızı diyebilir. Yan çizgi yapabilir. Ama minimumda ona yeşil tik der. O ne demek oluyor? Demek ki bilgisayarını açabiliyor. Yüksek ayarlarda da oynarsın ama kasarsa ben sorumlu değilim demek oluyor. Böyle arkadaşlar. Çok güzel bir sitedir. Eskiden bilgisayarım şeyken, böyle ucuz bir bilgisayarım varken bu siteyi çok kullanırdım. Ulan bu kaldırır mı falan filan diye. Çok şey ederdim. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sayın seyirciler.
Bazı çok önceden çektiğim ve şimdilerde yorum gelmeye başlayan bazı videolarımı tekrar çekeceğim. Mesela Minecraft'ta skin nasıl yapılır? Sonracığıma Game Booster nedir, nasıl kullanılır? O ta ne zaman çekmiştim onu da 3 yıl önce. Sonra şey daha vardı. Minimator nasıl kullanılır falan. Bu Minimator muydu? Öyle bir şeydi. O tarz videolara yeniden yorum gelmeye başlamış. Ve hani onları kalitesiz izliyorsunuz. Çünkü 3 yıl önce çekmiştim onları. Bu yüzden yeniden çekme isteği oluştu bende o videoları. Onları da çekeceğim, hiç merak etmeyin. Neyse, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sayın seyirciler. Ben Semih ve yanımda hiç kimse yok. Yani ben Semih ve Semih kaçtım. Hadi bay bay. Bu programı da kullanmayalı uzun zaman olmuş. Sanırım alt P ile kapatıyorduk.